Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size tepside nefis muzlu bir kek tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Hamuru için 3 adet yumurtam var. 100 gram toz şeker, 100 gram un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket paradis krem. Bulamayanlar normal bildiğimiz ve vanilyeli pudingde kullanabilirler. Ve yarım çay bardağı kadar da muz suyum var. Muz suyunu da bulamazsanız süt kullanın. 1 paket de kabartma tozu. İlk olarak yumurtaları toz şekerli güzelce krema haline gelene kadar çırpıyorum. Un, kabartma tozu, kakao ve 1 paket paradis kremi güzelce bir kabın içerisinde karıştırıyorum. Dediğim gibi bulamazsanız vanilyeli puding kullanabilirsiniz. Bu karışımı yavaş yavaş çırpmış olduğum yumurtalara ekliyorum. Muz suyunu da ilave ettim. Ben muz tadı biraz daha yoğun olsun diye muz suyu kullandım. Onun yerine siz yarım çay bardağı süt de kullanabilirsiniz. Şimdi hamurumu üzerine fırın kağıdı koymuş olduğum kalıbıma döküyorum. Benim kalıbımın büyüklüğü 25-30 santimdi. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında yarım saat kadar pişirdim. Kreması için 2 paket süt kreması kullandım. 2 paket krema sertlendirici ve yine hazır ara kreması. İstediğiniz dolgu kremasını kullanabilirsiniz. Küçük bir kase damla çikolatası kullanıyorum ve ayrıca yine bir çay bardağı kadar da muz suyum var. Muz suyu bulamazsanız olgun bir muzu ezip içerisine bir çay bardağı kadar süt ekleyebilirsiniz. Bir pakette krem şantim var. Önce süt kremasını krema sertlendiricisiyle çırpıyorum. Ve diğer tarafta dolgu kremasını, muz suyu ve bir paket krem fraşle hazırlıyorum. Normalinde sütle hazırlanılıyor. Ama dediğim gibi ben muz tadı biraz yoğun olsun diye muz suyu kullandım. Ve hazır kremaya çırpmış olduğum süt kremasını da kaşık kaşık ilave edip yediriyorum. Malzeme listesini açıklama bölümünde tam olarak bulabilirsiniz. Ben biraz da şeker ekledim. Bu malzemelerin yanı sıra alternatif malzemeleri de ekleyeceğim. Bu arada kekimiz fırından çıktı ve tamamen soğuduktan sonra ters çevirip fırın kağıdını çıkartıyorum. Kekimin çok kuru olmaması için biraz muz suyuyla ıslatıyorum. Siz bunun yerine süt veyahut da kakao da kullanabilirsiniz. Sütün içerisine biraz kakao ekleyip onunla da ıslatabilirsiniz. Ve üzerine dilimlemiş olduğum muzları koyuyorum. Bu arada beni Instagram sayfamdan takip etmeyi unutmayın diyorum. Muzların üzerine kremayı koyuyorum ve düzlüyorum. Gördüğünüz gibi bol krema kullandım. Siz isterseniz muzları biraz daha kalın kesebilirsiniz veyahut da uzunlamasına dilimleyebilirsiniz. Şimdi pastamı en az 3-4 saatliğine buzdolabına kaldırıyorum ve üzerinin çikolata sosunu hazırlıyorum. Sosu için 1 paket süt kreması kullanıyorum. 200 gram beter çikolata ve 1 yemek kaşığı da Hindistan cevizi yağı. Bunları bulamayacak olursanız normal çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Önce süt kremasını ısıttım ve çikolatayı rendeleyip içerisine ekledim. Kremayı kesinlikle kaynatmıyoruz, sadece ısıtıyoruz ve kremanın sıcaklığından çikolata eriyor. İçerisine Hindistan cevizi yağını da ekledim. Şimdi bu çikolata sosunun içerisine muzlarımı batırıp pastanın üzerine yerleştiriyorum. Muzları çikolataya batırmadan pastanın üzerine yerleştirirseniz bir saate kalmadan kararacak ve hiç güzel bir görünümü olmayacak. Böylelikle hem muzlarımızı korumuş oluyoruz, daha uzun dayanıklı oluyor, hem de çikolata sosuyla daha da lezzetli oluyor. Şimdi çikolata sosu tamamen donmadan muzların üzerine Hindistan ceviziyle süslüyorum. Ve ben ayrıca üzerine böyle kaşıkla çikolata sosu gezdirdim ve süsledim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Pastamı en az bir saatliğine tekrar buzdolabına kaldırdım ve şimdi sizin için kesiyorum. Orijinal malzemeleri bulabilirseniz kullanın, bulamayacak olursanız size açıklama bölümüne alternatif malzemeleri de yazacağım. Alternatif malzemelerle de çok lezzetli oluyor. Kekimi muz suyuyla ıslattığım için tadı çok lezzetli oldu ve kreması da gerçekten çok güzel olmuştu. Muz suyu bulamazsanız dediğim gibi bir tane çok olgun muzu ezip içerisine yarım çay bardağı kadar süt ilave ederseniz aynı vazifeyi görecektir. Şimdi pastamı sizin için tadına bakıyorum.
ve gerçekten şahane. Size gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.